Hayat maalesef her zaman hayal ettiğimiz gibi ilerlemiyor. Belki de bunun sebebi yeterince o şeyi istemememizdir. Ancak dünyadaki bazı kişiler hayallerini gerçekleştirebilmek için türlü fedakarlıklar yapmakta ve sonunda dileklerine ulaşabilmektedirler. Jesse Lipskin adındaki bu kadın da hayal ettiği hayata kavuşmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Gelin Jesse'nin herkese ilham veren hikayesine yakından bakalım. Jesse Lipskin adındaki kadının alternatif sürdürülebilir yaşam tarzına olan ilgisi izlediği Garbage Warrior belgeseliyle başlamış. Belgeselde yer alan eko mimar Michael Reynolds'ın yaptıklarından çok etkilenen Lipskin bu yaşam tarzını kısa sürede benimsemiş. Kısa bir incelemenin ardındansa Jesse'ye yeni yerler keşfedebileceği tekerlek üzerinde bir ev oldukça mantıklı gelmiştir. Ayrıca Jesse'nin kısa vadede kalıcı bir evde yaşamasını gerektirecek hiçbir durumda yoktur. Ve elbette bu şekilde vegan yaşam tarzını sürdürebilme şansı da bulunmaktadır. Bir gün internette dolaşırken 1966 model satılık bir otobüs gören Jesse ona adeta aşık olmuş ve bu otobüsü gezen bir eve dönüştürebileceğini düşünmüş. İlk aldığında yıkık dökük ve çok kötü bir halde olan bu araç Jesse'yi asla umutsuzluğa düşürmemiş. Çünkü Jesse için otobüsü bir eve dönüştürmenin en zor yanı yapılması gereken işler için doğru insanları bulabilmekmiş. Jesse her ne kadar kullanılmayan eşyaları değerlendirmeyi sevse de tadilat, tesisat ve elektrik işlerinden anlamamaktadır. Asıl zorluksa sabit olmayan bir ev üzerinde çalışmak, tüm eşyaları ve tesisatı bu detayı düşünerek yapmaktır. Otobüsün hareket edecek olmasını hesaba katarak Jesse tavandan pencerelere kadar her şeyde eğimli ahşap malzemeler kullanmaya karar vermiş. Açılar, eğimler, lokasyona bağlı olarak değişecek seviyeler derken otobüsün yapım aşaması beklenenden çok daha fazla uzamış ve sonuç olarak tüm bu süreç Jesse'nin tam 3 yılını almıştır. Otobüsün yenilenmesi ve eve dönüşmesi içinse tam 70 bin dolar para harcanmış. Fakat sonuç, 3 yıl boyunca harcanan tüm zamana ve emeğe değmiş. Koridora yerleştirilen yağlı boya tablolarla otobüs artık tam olarak bir eve dönüşmüş. Yatak odası için kadife perdeler tercih eden Jesse, odasına uygun özel boyutlarda da bir yatak satın almış. Hatta yatağının baş ucuna mini bir kütüphane bile yapmıştır. Kıyafetleri için de gömme bir dolap yaptıran Jesse, birçok eşyasını bu dolapta saklamaktaymış. Mini bir buzdolabı ve dekoratif eşyalar otobüsün iyice bir eve benzemesine neden olmuş. Banyoda drenaj için mağın ağacından ahşap döşemeler kullanılırken su otobüsün altına monte edilen su tankından depolanmaktaymış. Burası da Jesse'nin mutfağından görülebilen bir manzara. Elbette Jesse kendi manzarasını kendi seçiyor ve istediğinde manzarasını da değiştirebiliyor. O eski ve kullanılamaz haldeki otobüs Jesse'nin mücadelesiyle bir eve dönüşmüş ve Jesse'nin tüm dünyası haline gelmiştir. Her şey Jesse'nin tüm emeklerine değmiş ve Jesse geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren bu otobüs evinde yaşamakta. Eğer siz de hayallerini gerçekleştirme konusunda yakın çevrenize ilham vermek istiyorsanız Jesse'nin hikayesinden bahsettiğimiz bu videomuzu paylaşabilirsiniz. Peki siz böyle bir evde yaşamak ister miydiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bekliyoruz.